Sayın Valim, kıymetli protokol, geleceğimizin teminatı kıymetli çocuklarımız ve onların değerli anne babaları, değerli basın mensupları, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün son derece farklı, farkındalık oluşturan ve toplumsal anlamda da belki güzel bir mesaj vereceğimiz, sadece Tokat'a değil, belki tüm Türkiye'de buradan mesaj vereceğimiz güzel bir çalışmaya imza atmanın bugün haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizce de malum olduğu üzere bu hafta engelliler haftası. Ben buradan engelli haftamızı da tebrik ediyorum. Aslında böyle bir haftaya sığmayacak kadar önemli bir hafta engelliler haftası. Tabii buradan özellikle şunu da ifade etmek isterim ki engellerimizin idrak edilmesi, belki onların bu manada yaşadıklarının daha iyi anlaşılması anlamında son yıllarda yapılan çalışmalar bence son derece takdire şayan. Ki bundan sonra da engelli engelsiz diye hiçbir ayrım yapmadan toplumda hep beraberce yaşadığımız ya da yaşamamız gerektiği gerçeğinin de altını özellikle kalın çizgilerle de çizmek isterim. Belki daha önceki yıllarda engelli kardeşlerimize ya da engelli insanlarımıza yapılan ya da yapılmayan birçok çalışmanın son yıllarda yapılmış olması, onların hayatını kolaylaştıran ve kolaylaştırma anlamında atılan adımlar ya da yapılan birçok yasal düzenlemede bu noktada onların da kimsesi olunduğunun da bence bir anlamda da gösterdiği örnekler. Tabii bugün burada engelli kardeşlerimizle birlikte yine tüm belki çocuklarımızla beraber doğaya bir katkı sağlamak, doğadaki belki canlılarımıza sahip çıkma anlamında da bir çalışma yapıyoruz. Ve bu çalışmayı da Kent Konseyi Başkanımın da ifade ettiği gibi Tokat'ın tarihi bir mekanında yapıyoruz. İsmi de Ulu Cami Kuş Evleri olsa gerek ki Ulu Camimizin hepiniz de dikkat etmiştir. Tam köşesinde bir kuş evi var. Belki hiçbir camide, yani Tokat'taki başka hiçbir camide olmayan o kuş evini dikkatlice baktığınızda görmektesiniz. Biz de Tokat'ta 400 adet yapılan bu kuş evlerini şehrimizin okullarına, parklarına, ağaçlarına, değişik noktalarına koymak suretiyle kuşların özellikle kışın sıcacık, yazın sıcaktan etkilenmeyecek şekilde onların yaşayabileceği böyle mekanlar oluşturalım istedik. Ve bu konuda Kent Konseyimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, sivil toplum kuruluşlarımızla, çocuklarımızla hep beraber biraz sonra bu kuş evlerini boyayıp artık ilgili noktalara da koymanın da haklı mutluluğunu da yaşamış olacağız. Tabii biz de belediye anlamında bir taraftan hayvanlarımıza, kuşlarımıza, köpeklerimize, kedilerimize her anlamda onların iyi barınabileceği noktalar yaparken diğer taraftan da topluma da buna bir mesaj vermek, bu noktalarda toplumumuzun da bu farkındalığı daha iyi görmesini sağlamak için de bu çalışmaları yapmaktayız. Ben inanıyorum ki hayvan haklarına sahip çıkan, hayvanlarımızı koruyan kuşu, kediyi, köpeği belki bu manada daha da destekleyen bir Tokat'ı, Tokat toplumunu da hep beraberce inşa ederiz diyorum. Ben emeği geçen tüm herkese buradan teşekkürlerimi özellikle ifade ediyorum. Yoğun bir şekilde, hummalı bir şekilde çalışma yapmayı bekleyen, başta engelli çocuklarımız olmak üzere tüm çocuklarımızı da şimdiden tebrik ediyor. Sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Meslek tecrübesi. Evet. Bak şimdi bunu böyle. Hadi bakalım. Sağ olun.
boyayalım böyle. Tanıdın mı beni? Eyüp Eroğlu Belediye Başkanı. Şöyle bir başkanım sizi görmek istiyorlar. Mahmut hadi bakalım. Bak, bir şey var. 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 Bir ş